15 Şubat 2024 Perşembe Bedir Akşam Gazetesi Çinili Cami'den Güzel Haber Adı Kütahya ile özdeşleşmiş bir sanat eseri. Ünlü ressam Ahmet Yakuboğlu'nun emaneti Çinili Camii. O Çinili Camii ki içi dışı nadide Çinilerle kaplı sekizgen ana gövdesi minaresi son cemaat yeriyle Orta Asya'dan Selçuklu'ya bütün bir mimari serüvenimizden izler, Hatıralar taşıyan benzersiz bir sanat örneği. 1973 yılında Ahmet Yakupoğlu tuğlasını ördüğü, harcını kardığı Çinilerini elleriyle yerleştirip gelecek nesillere emanet ettiği Çinili Camii son dönemde ne yazık ki yıkım kararıyla gündeme gelmişti. Ancak şimdi sevindirici bir haberle karşı karşıyayız. Bursa Bölge İdare Mahkemesi sanat değeri olan caminin yıkım kararının durdurulmasına hükmetti. Aslında hikaye uzun ve karmaşık ancak kısaca özet geçelim. Memleketi Kütahya'da pek çok imar faaliyetinde bulunan, restorasyonlara imza atan, müzecilik ve çevrecilik çalışmaları yürüten, hatta Dumlupınar Üniversitesi'nin kurulmasında emeği olan ünlü ressam Ahmet Yakuboğlu 2016'da vefatından önce eserlerini ve bütün mal varlığını Dumlupınar Üniversitesi'ne bağışladı. Üniversite bir süre sonra Ahmet Yakuboğlu'nun evi cami arasında bir bina inşa etti. Bu bina müze olacak ve Yakuboğlu'nun eserlerini ev sahipliği yapacaktı. Nitekim öyle de oldu. İşte söz konusu bina yapılırken 2018'di. Çinili Cami'nin temelinde kayma meydana geldi ve o cami o gün bugündür ibadete kapalı tutuluyordu. Sonrasında Çinili Camii Üniversite tarafından il özel idaresine devredildi. Boğaziçi dahil çeşitli üniversite raporları ve bilim kurulu görüşleri neticesinde güçlendirme yapılmasına karar verilen camiye aradan geçen yıllar içinde tek bir çivi çakılmadığı için caminin durumu daha da kötüleşti ve sonunda Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda caminin yıkılmasına karar verildi. İşte bu noktada devreye giren Ahmet Yakuboğlu'nun manevi kızı Havva Sökmener, yıkım kararının durdurulması için dava açtı. Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen davada, caminin kültürel değeri ve daha önceki üniversite kurul kararlarının güçlendirme yapılabilir şeklindeki raporları dikkate alınarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Bu şu anlama geliyor. Dahya'nın kültürel sembollerinden biri olan Çinili Camii'nin yıkım kararı rafa kaldırıldı. Tabii yeniden bir karşı mahkeme seren camı başlatılmazsa. Biliyoruz ki günümüzde mimari eserleri, anıtları kurtarmak için son derece etkin teknolojiler söz konusu. Çinili Camii kurtarılabilir. Üniversite raporları ve bilimsel görüş bunu teyit ediyor. Bize yakışan, hayatını Türk kültürüne vakfetmiş, Anadolu'nun ruhunu resimlerine akıtmış bir sanatçının Ahmet Yakupoğlu'nun imzasını taşıyan Kütahya'nın kültürel değerlerinden Çinili Camiye sahip çıkmaktır.